Okey. O zaman başlıyoruz. 3, 2, 1 başladık. Merhabalar, Kahve Molası Büyüme LDK ile 10 dakikanın 12. bölümündeyiz. Konuk sevgili Emre Erol. Niyetimiz bu bölümü büyük aile buluşması için Çeşme'de çekmekti. Fakat felaket bir tempo içerisindeydi Emre. Dedik ki hani araya sıkıştıracağımızı işimize sinsin. Kısmet bugüneymiş. Buyurun, stop sizde. Evet. Tekrar merhaba. Merhaba Aslı. Bizi kabul ettiğin için. Bu yoğun ajandan da bize yer ayırdın. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Biz bu Kahve Molası serisinde çok iyi konuklar şu ana kadar davet ettik. Takip ve konuklarım, evet, takip ediyorsun. Teşekkür ederiz. Bu konuklarımız da biraz hem Keller Williams'ın felsefesine, hem biraz çalışma modellerimize, hem kendi tempolarındaki çalışma modellerine, biraz hani genelden özele bir şeyimiz, şablonumuz var. Tamam. Dolayısıyla ben bugün sana iki soru soracağım. Peki. Biraz genel, sonra özel. Biraz genel, biraz özel. Aynen. Tamam. Hep genelde öyle mi? Biraz genel, biraz özel. Sana özel olacağım. Bana özel biraz. Hangi kısmı bana özel? Özel kısmı özel. Özel kısmı sana özel. Tamam. Şimdi ben öncelikle bizim yani tahmin ettiğimiz ama seni detaylandırırsan daha mutlu olacağımız, aha, bir Keller Williams. Nasıl diyeyim, bir Keller Williams imparatorluğu demeyeyim ama Türkiye'de getirdi, evet, hikayesini. Evet. 10. yılımıza girmek üzereyiz. Evet. Ve bu 10 yıl içerisinde geldiğimiz nokta biraz rakamlar, biraz işte nasıl diyeyim, kazandığımız başarılar, biraz ona konumlanmamız, markalar arasında konumlanmamız. Biraz ondan bahsedersen mutlu olacağız. Tabii tabii. Bir kere hani şöyle başlayalım. Benim genel prensibim de biliyorsunuz, siz de duydunuz. Ben diğer firmalarla ilgili, sektördeki herhangi bir firmayla ilgili yorum yapan bir kişi değilim. Evet. Dolayısıyla Keller Williams'ın farklı bir modeli, farklı bir anlayışı var. Dolayısıyla farklı modeller aslında farklı anlayışından, farklı duruşundan ve sektörde dünyanın her noktasında, bugün 54 tane ülkede Keller Williams, yaklaşık 205 bin kişilik bir aile. Dolayısıyla bu büyük organizasyona baktığında, gayrimenkul danışmanlığı organizasyonuna baktığında hakikaten faal olduğu 54 tane ülkeye de bir asimetri yaratmış. Hem düşünce yapısı olarak, hem bakış açısı olarak sektöre, hem de bu düşünceleriyle, bu bakış açısıyla, yaptıklarıyla sektörde bir asimetri yaratmış. Asimetri yaratmak ne demek? Belli bir düzende giden, belli bir işleyiş yapısında olan bir sektörün veya o sektörün oyuncularından farklı bir şey yapıp bu yaptığı farklı şeylerle de belli bir sonucu almış bir şirket. Türkiye'de de bence aynı şeyleri yapıyoruz diye düşünüyorum. Bunu niye söylüyorum? Asimetrik olması veya farklı olması daha iyi olduğu anlamına gelmiyor. Daha kötü olduğu anlamına da gelmiyor. Mesela bu sektörde faaliyet gösterirken Keller Williams bence hem düşüncedeki hem yaptıkları farklılıklarıyla bence başarılı oluyor, iyi işler çıkarıyor diye düşünüyorum. Bugün geldiğimiz noktada da şirket yaklaşık 8,5-9 yıldır faal diyelim Türkiye'de. Dediğin gibi 10. yıla doğru gidiyoruz. Ama vakit çabuk geçiyor. Dolayısıyla bir gün bir bakacağız 10. yıla gelmişiz. Orada da Keller Williams bence sektörde farklı işler yaptı. Yapmaya çalıştı. Hala da yapmaya çalışıyor. Ve sonuçlarını alıyor. Çok kısaca baktığımızda bu şirket kurulduğunda gerçekten küçücük bir şirketti. İlk kurulduğumuz zamanlarda isminin telaffuz edilmesi çok zor olan, telaffuz etmeye çalıştığımızda veya telaffuz etmeye çalıştığımda kişilerin anlamadığı, bilmediği bir durumdayken bugün baktığında yaklaşık 2500 tane danışman ortağı olan, 7 ilde 38 ilçede faaliyet gösteren, işte danışmanlarla beraber bölge müdürlüğü yatırımcılarımız, bölge müdürlüğündeki liderlerimiz, Keller Williams Türkiye ekibi derken yaklaşık böyle bir 2600-2700 kişilik bir aileyiz biz. Ve dediğim gibi 7 il, 38 tane ilçede faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla hani o anlamda rakamsal olarak baktığında şirketin büyüme hızı, büyümede başardığı şeyler veya daha da önemlisi, dedim ya hani 2500 danışman ortakla biz faaliyet gösteriyoruz. Evet. O danışmanların her birinin, her bir girişimcinin, her bir gayrimenkul sektörünü kariyer olarak seçip Keller Williams'a faaliyet gösteren danışman ortaklarımız, senin gibi, kendi işlerini büyütmesi, hem kendi hayatlarını büyütmesi, hem kendi işlerini büyütmesi, karlı iş insanları olması ve seçmiş oldukları kariyerden ve bunu yaparken Keller Williams'ı kendilerine bir ortak olarak seçmesinden ben çok mutluyum. Bu benim için önemli. Yoksa rakamlar salt rakam olarak baktığında bir şey ifade etmiyor. Ama gerçekten 2500 kişilik bir aile olduğunu düşünürsen, bu danışman ortaklarımın kendi etrafındaki ailelerini düşündüğünde yaklaşık işte ne bileyim bir
7500, 10.000 kişilik bir insan grubunun hayatını değiştirmekten veya onlarla ilişkide olmaktan veya müşterilerini de düşündüğünde belki hakikaten yüz binlerce insanın hayatına dokunup farklı noktalarda değer sağlamaktan ben bireysel olarak hani bu işin başlangıcındaki kişi olarak veya kendi pozisyonum gereği çok mutluyum. Çünkü bu benim en önemli hayallerimden bir tanesiydi. Şirketi büyütmek, büyütürken de sektördeki belli pratikleri değiştirmek, danışmanı işin merkezine koymak, onlara destek olmak, onları hem bireysel hem iş insanı olarak daha büyütmek. Bunları gerçekleştirdiğimizde de yani bu desteği verip o insanlarımızın, danışma ortaklarımızın büyüdüğünü görmek de benim için önemli. Çünkü onlar başarılı olup mutlu olduğunda biz de başarılı olup mutlu oluyoruz. İnsanların mutlu değilse, başarılıysa senin mutlu olman veya başarılı olman mümkün değil bence iş hayatında. En azından sürdürülebilir değil. Dolayısıyla o bakımdan baktığımda şirketin hem büyüme rakamları, hem danışman ortaklarımızın büyüme rakamları, hem de verdiğimiz emeklerin, düşünce yapımızın ve farklılıklarımızın hayata geçtiğinde bugün baktığımda bu sonuçların gelmesi benim için çok mutlu. Ve kaçınılmaz biraz da. Ben şöyle düşünüyorum, mesela danışmanların merkezine koyuyor bu marka dedin ya, hem marka koyuyor hem de senin kurduğun bu organizasyon da kuruyor. Yani sen bu organizasyonu devam ettiren, yani Keller Williams kültürünü burada devam ettiren kişisin ve ekip olarak. Ve dolayısıyla da bir turnover yani daha az. Hani eğer mesleği sevdiyse... Evet. O kişi, danışman, o çok kritik zaten. Evet. Eğer mesleği sevdiyse Keller Williams'ı terk etmiyor. Evet. Ben onu görüyorum. Evet, yani bu şöyle bir şey. Gerçekten ki bu bizim Keller Williams'a çok konuştuğumuz bir şey ve bunu canlı olarak test eden biriyim. Daha bu sabah bizim ekiple, yönetim ekibiyle toplantımızı yaptığımızda aynı şeyi konuştuk. hayatımızda odaklandığımız veya hayatımızın merkezine koyup o odaklandığımız şeyle ilgili bir şey yapıyor olmamız lazım. Biz insanı hayatın merkezine koyan, bizim sektörümüzde de en önemli insan kim diye baktığımızda danışman ortakları bulan, dolayısıyla iş süreçlerimizin, anlayışlarımızın ve yatırımlarımızın merkezine de bizim sektörümüzdeki en önemli insanı, danışman ortağı koyuyoruz. Şimdi merkeze onu koyduğunda bütün odağın, bütün düşüncen ve bütün çalışmaların o odaklandığın şey üzerine olursa ve sürekli her sabah kalktığında gerçekten ben o benim için en önemli birey, en önemli unsur kim diye düşünüp onunla ilgili çalışırsan onunla ilgili sonuçlar alıyorsun. Doğru. Biz de işin merkezine hem anlayış olarak hem iş modeli olarak danışmanı koyduğumuzda o zaman diyoruz ki gerçekten bir danışman nasıl mutlu olur, nasıl büyür, nasıl karlı bir iş insanı olur, karlı olduğunda nasıl doğru yatırım yapar, insan kaynağı yatırımını nasıl daha doğru değerlendirir, işini nasıl büyütür diye sürekli bunu düşünen bir ekibiz. Ve bunu devam ettirdiğinde görüyorsun ki hakikaten daha mutlu, daha başarılı, daha üretken ve daha çok sayıda o odaklandığın unsur, o da odaklandığın insan oluyor. Bizde de danışman ortak oluyor. Dolayısıyla Keller Williams'ın bu tek bir şeyi, bir tek şeyi aslında danışman ortağı. Evet, gerçekten öyle. Yani tek odağı o. Tek odak gerçekten danışman ortak fakat o danışmanı mutlu edebilmek için tek bir şey yapmıyorsun. O yüzden bir ekip olarak çalışıyorsun. Çünkü farklı pozisyonlarda danışmanlar olabiliyor. Yeni gelen danışmanlar sektöre, daha çok üretmeyen danışmanlar, daha çok üreten danışmanlar, çok kazanan danışmanlar gibi hayatının farklı dönemlerinde olanlar, yani gayrimenkul hayatının farklı döneminde olanlar olabiliyor. Evet. Farklı seviyede olanlar olabiliyor. Dolayısıyla sen herkese tek bir yaklaşımla değil ama tek bir yaklaşım olarak danışman ortağı seçip farklı danışman gruplarına farklı değerleri sağlamaya başladığında eğitimsel olarak, iş modelleri olarak, teknoloji olarak, liderlik olarak, sistemler olarak, bazen kültür olarak farklı değerlerini farklı gruplara farklı şekilde uyguladığında o zaman gerçekten tek bir şeyin olan danışmanları mutlu eden ve danışman sayını arttıran bir organizasyon oluyorsun. O yüzden söylüyorum bu asimetrik. Yani daha iyi, daha kötü diye değil. Sektördeki bütün firmaların çok başarılı olduğunu, kendini kanıtladığını düşünüyorum. Bizim yaklaşımımızda da bence biz iyi işler çıkarıyoruz. Aynen öyle. Çözüm ortaklarımız sonuçta piyasadaki diğer firmalar da aynı zamanda. Tabii. Yani ben bir emlakçıdan gelen biri olarak söyleyeyim. Paylaşınca büyüyen bir sektör bu. Aynen. Dolayısıyla hani farklı sektördeki... Bizim sektörümüzdeki farklı firmalarda gerek kendi başına bu işi yapan gerek ulusal firmalarda veya uluslararası firmalarda çalışan emlak danışmanlarıyla tabii ki çalışıyor olacağız. Hatta onlara değerler de kazandırıyor, onları da büyütüyor olmamız lazım ki biz de kendimiz büyüyelim ve müşterilerimize daha iyi hizmetler sağlayalım. Ve her seferinde bizi tercih etsinler. Hep söylediğim bir şey var.
iyi, çok iyi bir danışmanı iyi bir danışmandan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi, çok iyi danışmanlar emlakçıların da tercih ettiği bir emlakçı oluyor. Doğru. Emlakçıların tercih ettiği bir emlakçı olmak bence önemli fark yaratıyor yani. Süper yani ha. Kazanmamız gereken diyeyim, hepimizin kafasının ha. bir ucunda tutması ha. gereken bir yani şey. Yani birinci aşama müşterilerin tercih ettiği bir emlakçı olmak. Doğru. Ama gerçekten ikinci aşama ve kazancını sonsuz götürebileceğin nokta, emlakçılar için tercih edilen bir emlakçı olduğun zaman bence fark yaratıyorsun yani. Birçok başarılı danışmana bak, sektördeki dünyanın her yerinde bunu başarmış danışmanlar. Emlakçıların tercih ettiği emlakçı olmuşlar. Güzel. Bu aslında benim, şimdi düşünüyorum. Bu benim. Yarın döndüğümde iş olarak neleri fark yapar? Şöyle bir zaten bir flu ulaştı. O gözle görüyorum onu. Şimdi ben o zaman ilk başta bahsettiğim özele doğru bir girizgen yapacağım. Soruya bağlı. Çok cevap garantisi veremiyorum. Ne yok, kadar özel soracağını. O kadar mi? Özel değil. Keller Williams özelinde. Tamam. Ben senin bir videonu izliyordum. Bu İzmir'deki deprem sonrasında çekilmiş bir videoydu. Evet. İşte orada her hafta, hatta her gün, her hafta bir şey öğreniyoruz hepimiz. Ve öğrendiklerimizi de paylaşıyoruz. Bu büyük bir mutluluk. Ama bu öğrendiklerimizi uyguladığımız zaman aslında biz büyüyoruz baktığında. Dolayısıyla ben buradan yola çıkarak senin liderliğine aslında atıfta bulunmak istiyorum. Sen her gün bir şey öğrenip bizlere de öğretiyor oluyorsun bir yandan da. Biz bir kanalsın diyeyim ben sana. Evet. Ve dolayısıyla o liderlik, sen kendindeki liderliği nasıl görüyorsun? Sen nasıl bir lidersin? İyi bir soru. Liderliği bir yatırım olarak görüyorum. Ve yatırım dediğimizde aklımıza ne geliyor? Bir şekilde, mesela yatırım deyince akla klasik olarak ne geliyor? Finansal bir yatırım geliyor değil mi? Finansal yatırımın amacı nedir? Sen bugün kendi finansallarına baktığında, kendi kazançlarına baktığında, kendi tırnak içinde söylüyorum cebindeki paraya baktığında ben bunu nasıl büyütürüm? Yani bugün A noktasında benim bir finansal değerim varsa, bir kazancım, bir param, bir varlığım varsa, finansal varlığım, ben bu A'yı B nasıl yaparım? Doğru. Niye B yaparım? Niye B yapmak istiyorum? Niye yapma sorusunun cevabını verdiğinde gerçekten B mi yapmak istiyorum yoksa C mi yapmak istiyorum diye finansal varlıklarımızı böyle değerlendiriyoruz. Bugün bir resim çekiyoruz. Diyoruz ki bu resmi ben çektim. Harika. Ben bu çektiğim resmin bir gün şöyle gözükmesini istiyorum manzaranın. Dolayısıyla A'yı ben B yapmak istiyorum. İşte 10 liralık bir finansal varlığım varsa bunu 20 yapmak istiyorum. Niye 20 yapmak istiyorum? İşte hayatta sevdiğim insanlara daha zengin, daha bol, daha güzel bir hayat yaşattırmak için, kendime daha özel vakit ayırmak için vesaire vesaire gibi bunun niyelerinin cevabını verebiliriz. Şimdi benim için de liderlik bu finansal yatırımlardan farklı bir şey değil. Ben bugün resmi çektiğimde diyorum ki ya benim bugünkü elde etmiş olduğum, sahip olduğum bilgiler, beceriler, liderlikle ilgili özellikler beni bu noktaya kadar getirmiş. Gitmek istediğim noktaya bakıyorum. Gitmek istediğim noktayı kestiğimde diyorum ki ya benim bunu büyütüyor olmam lazım. Her yatırım gibi de liderliği de ben bir yatırım aracı olarak görüyorum. Doğru. Ve diyorum ki liderlik iyi bir yatırım aracıysa ve bu yatırım aracında ben doğru şeyleri yaparsam o zaman bu da büyüyecek. Bu büyüdüğünde de benim istediğim sonuçları bana daha çok getirebilecek. Ne demek? Mesela yine aynısını bu sabah toplantıda arkadaşlarımla paylaşıyordum. Çok benzer bir şey. Yani dün arkadaşlarıma mesaj attım bizim yönetim ekibine. Dedim ki ya aklımdaki bugünkü düşüncelerimi sizle paylaşmam lazım. Dün spor yaparken aklıma bir şeyler geldi. Dedim ki 24 saat içinde sizle paylaşmam lazım. Sabah buluşalım onu paylaştım. Ve onu söyledim. Dedim ki ya arkadaşlar bakın biz daha çok lider yetiştirdiğimizde, mevcut liderlerimizi daha çok büyüttüğümüzde, daha nitelikli liderlerle işbirliğine girip mevcutların da niteliğini arttırdığımızda o zaman hepimizin daha özgür, daha bolluk ve daha refah içerisinde bir hayatı olacak. Dolayısıyla senin lider olarak büyümen yeterli bir şey değil. Etrafındaki liderleri de büyütüyor olman lazım. Bu da bir yatırım aracı gibi. Bunun için zamana girmen lazım. Bunun için etrafında iyi insanlar olması lazım. Daha iyi bir lider olabilmek ve liderler yetiştirebilmek için. Bunun için finansal kaynak aktarıyor olman lazım. Ve bunun için diğer kaynakları da iyi kullanıyor olman lazım. Yani ben de bugün baktığımda iyi bir yatırım aracı gibi kendi liderlik becerilerimi geliştirmek için buna ciddi bir para ayırıyorum. Buna ciddi bir zaman ayırıyorum. Etrafıma bu konularda hep yeni insanlar koyuyorum. Ve bunları bir araya getirdiğimde ben de liderlik becerilerimi büyütmeye çalışıyorum. Neden bunu yapıyorum? Çünkü ben bunu yaptığımda etrafıma
daha yukarıya çekebileceğimi düşünüyorum. Çünkü liderin bence önemli görevlerinden bir tanesi kendisinin ne kadar başarılı, kendisinin ne kadar iyi olması, kendisinin ne kadar yukarıda olması değil. Bence liderlik pozisyonunun başarılı olabilmesi için bir, liderlik yapacak bir ekibinin olması lazım. İki, onlardan daha yukarıda olman lazım ki insanlarını yukarıya çekebil. Evet. İnsan, yani yukarıda olmazsan insanlarını yukarıya çekemezsin. Dolayısıyla ben diyorum ki iyi iş çıkardık, ekibim bu seviyeye geldi, buradalar çok iyi. Ben daha yukarı çıkacağım ki onları daha yukarıya çekeceğim diye liderliği sürekli bir yatırım aracı olarak görüyorum. Benim için liderlik öyle bir şey yani. Önemli bir yatırım. Okey. Yavaş yavaş süremizin sonuna gelmiştik ve geçtik hatta. Ama bu anlattığın böyle hakikaten ne kadar doğru bir yerde olduğumu bana bir kez daha hatırlattı. Evet. Dolayısıyla sen nasıl bir lider olduğunu da cevabını verdin aslında kendi içinde. İki tane tiyo verelim, kapatalım. Lütfen. Çünkü hani bir şeyi bilmek senin dediğin gibi kavramlara hakim olmak sonuçları getirecek anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bildiklerini uyguladıkça sen sonuçları alıyorsun. Uygulamadığın sürece ne kadar bilgili olduğun, ne kadar akıllı olduğun bence bir şey ifade etmiyor. Sonuçlar gelmiyor. Dolayısıyla bununla ilgili 5 başlık verelim. Bir, insanlar doğal olarak büyür. Liderler de, iş insanları da doğal olarak büyüyebilir, belli bir noktaya gelir. İki, insanlar bir amaç için büyürler. Yani kendine bir amaç seçtiğinde demin söylediğim için buna yatırım yapıp o amaç için büyümeye devam edebilirsin. Üçüncüsü, insanlar etrafını büyütmek zorundadırlar. Dördüncüsü, etrafındaki ekibini, takımını büyütmek zorundadır bir lider. Çünkü takımın sonunda sonuçları alan, doğru, kendi başına liderlik yapan ve onlar sonuçları aldıkça, başarılı oldukça sen de başarılı olabilirsin. Beşincisi de gerçekten büyümeyi ve liderliği kendine misyon edinen insanlar vardır. Yani beşinci aşamada büyümeyi ve liderliği kendine misyon edinmek, bunu sürekli yapmak. Bu 5 aşama bence öğrendiklerimizi uygulamakla ilgili önemli bitiyor. Doğal büyüme, amaç için büyüme, etrafını büyütme, ekibini büyütme ve büyümeyi kendine bir amaç edinme. Benim dün görüp bugün arkadaşlara mesaj atma sebebim buydu. Dün bir şeyler düşündüm, aklıma bir şeyler geldi. Bence hepimizin hayatında yaşayacak. 24 saat içinde buluşalım. Sizlerle bunu paylaşalım. Çünkü onlar bazı vizyonumu ve benim düşündüklerimi hayatta onlar geçirecek. Tamam. Yani. O zaman bu heyecanın hep daim olsun. Evet. Öyle bir öyle bir gözüküyor. Dilekle de kapatayım. Harika oldu. Emre, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz.